Bambu, Çin'in en önemli doğal ürünlerinden biridir. Ev ve yapı iskeleleri için malzeme, kağıt için ham madde sağlar. Bir de iş vardır. Adı bambu ve ipek üzerine yazılsın. Bu, hattatın fırçası ve bambudan yapılan kahverengimsi kağıda bir göndermedir. Bambu filizi lezzetli bir gıdadır. Şarap bambu yapraklarıyla tatlandırılır. Bambu plakalar bazen para yerine geçerdi. Çin'de oyuncak atlar bambudan yapılır ve gençliğin simgesidir. Bambu, pratik kullanımı dışında Çin şehrinde çok sık işlenen bir motiftir. Su Dongpo şöyle yazar: "Et yemeden yaşanır, ancak bambusuz yaşanmaz." Ve Bo Jui, "Kuraklık zamanında herkesin bir endişesi vardır. Ben ise çam ağaçları ve bambular için endişe duyarım." der. Bambu yaprağının sarkık olması içinin, yani kalbinin boş olmasındandır. Ancak boş bir kalp alçak gönüllülük demektir. Ve böylece bambu bu erdemi simgeler. Öte yandan bambu her zaman yeşil ve değişmezdir. Ve bunun içinde yaşlılığın bir simgesidir. Cılız ve kurudur ve yaşlı bir adama benzer. Rüzgar estiğinde bambu gülerek eğilir. Çince bambu harfleri gülmek harflerinin bir kısaltmasına benzer. Eskiden patlarken çok yüksek ses çıkaran havai fişekler bambudan yapılırdı. Bunlar cinleri kovmak amacıyla yeni yıl ve diğer kutlamalarda kullanılırdı. Cinlerin gitmesiyle huzur ve barışın geldiği düşünülürdü. Çince bambu ile dilemek, dua etmek ve patlamak ile ilan etmenin eş sesli olmaları da bu inanışla uyumludur. Bambudan yapılmış fişekleri patlatan çocukları tasvir eden bir resim, hediye edilen kişiye "barış olmasını diliyoruz" anlamında verilir. Bu dileği daha açık ifade etmek için bir vazo eklenebilir. Çünkü vazo, barış ve huzurun simgesidir. Bambu ve erik ağacı birlikteyken karı kocayı temsil eder. Resimde ebeveynlerin varlığı evlilikte mutluluk dileğinin ifadesidir. Bambu, erik ve çam ağaçları kışın üç arkadaşıdır. Bambu dalı, beyazlar giymiş merhamet tanrıçası Guanyin'in simgesidir. Kuşkonmaz gibi sarımsı ve uçları sivri bambu filizleri, Çinli kadınların küçük ayaklarına ve ince endamlarına benzetilirdi. Bitki resimlerinde geleneksel dört asil bitki, erik ağacı çiçeği, krizantem, orkide ve bambu ağacı önemli rol oynar. Ünlü bir deyişe göre sanatçının bambu resmi çizmeye başlamadan önce bir bambuya dönüşmesi gerekmektedir. Roger Guyper'ın dediği gibi, bambu, hattatlık üzerine kurulmuş, doğu resim sanatının hem modeli hem temel unsurudur.